Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OGX indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuzda size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Serbik'e yepyeni daha bir kez arkadaşlar. Bugünkü videomuzda FIFA 17 Ultimate Team'de olması gereken ilk 5 şeyi size söyleyeceğim arkadaşlar. Bu 5 şeyi birazcık düşündüm. Burada önümde de listeledim. Oradan size anlatacağım arkadaşlar. Kısmet olur ise. Dediğim gibi arkadaşlar burada sizlerden bir 350 beğeni bekliyorum. 350 beğeni geçersek çok sevinirim. 6400 aboneyi de geçtik. Hepiniz adamsınız. Bir tanesiniz. Çok sağ olun arkadaşlar. Sizlere böyle değişik içerikleri sunmaya devam edeceğim. Yani dilimiz döndüğünce sunacağız arkadaşlar kısacası. Hemen arkadaşlar çok fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Sizlerden bir beğeni ve yeniyseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bu arada video neden çıplak çekiyoruz derseniz arkadaşlar. Yani bak böyle bir sıcak gerçekten yok arkadaşlar. Yani anlayışınıza sığınıyorum burada. Bak gerçekten odam en çok şey alan yer. Herhangi bir rüzgar esme olasılığı. Ne bileyim vandiratör müdür? Vandiratör mü? Nasıl onu tam Türkçesi bilmiyorum. Klima mıdır? Hiçbir şey yok arkadaşlar odada. O da tam Kenya yani. Kenya havasında burada video çekiyoruz. Onu size söyleyeyim. Hani o yüzden çok şey yapmayın arkadaşlar. Zaten bile yaklaşım sadece ona omuzların falan göründüğü. Her neyse hemen geçelim. 5. Number 5. At number 5 position. Şöyle arkadaşlar. 5. olarak Türkiye'ye gelen arkadaşlar FIFA'ların aynı bölge oyunu gelmesi. Mesela hemen şimdi ben size örnek olarak göstereceğim. Görmüşsünüz gibi mesela bu CD üzerinde Arda Turan var ve bu CD arkadaşlar EU olarak geçiyor. Yani oyunun point point alımında ya da store'dan herhangi bir item aldığınız zaman FIFA'nın şeye EU. Ancak Türkiye'ye arkadaşlar tabii ki de malumunuz kaçak şeyler geliyor. Gümrükten kaçan mallar geliyor. Ondan sonra çok oyun karmaşası var Türkiye'de mesela. Her aldığınız oyunun kodu farklı oluyor. Benim arkadaşım FIFA'yı aynı gün aldık FIFA'yı. O USA aldı, ben EU aldım. Yani adam arkadaşım hatta yani point aldı store'dan. Point aldıktan sonra CD'sini takıyor. US kendi hesabı Türk, aldığı oyunu US olduğu için pointler gözükmüyor. Biz bununla yaklaşık bir hafta uğraştık arkadaşlar. Store'u aradık, oraya aradık, buraya aradık ama bir şekilde maalesef olmadı arkadaşlar. Çünkü EU hesaptan girmesi gerekiyormuş. Ben de zaten bunu yani MOVIP ile anlaştıktan sonra oradaki kadınlar falan, adamlar falan söyledi. Ve biz de o şekilde çözdük. O yüzden insanların mağdur olmaması için sevgili Aral Game'e sesleniyorum. Lütfen Türkiye'ye getirilen oyunların birazcık takibini yapın ve aynı kodda ürün getirtin Türkiye'ye ki insanlar point aldığında vesaire şey kalmasın ve US oyunlarda Türkçe yok. Mesela bu da çok rezil bir özellik. US oyunlarda Türkçe yok. Onu alan adamın suçun için. Türkçe kullanamayacak. Mantıken lütfen Türkiye'ye getirilen FIFA'ların hepsinin aynı kodda olmasını istiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sıra. Türkiye'de arkadaşlar bilmiş olduğunuz gibi EA Sports'un sadece bir dandelik bir Facebook hesabı var. Facebook hesabından diğer hesaplardan paylaşılan videoların aynısı paylaşılıyor ve sanki Google Translate kullanılırmış gibi yazılar yazıyor. Yani hiç böyle alakasız böyle saçma sapan şeyler yazılıyor. Hiç Türkiye'ye uymayan ve çok tamamen bir saygısızlıktır bu arkadaşlar. Sen İtalya için yapıyorsun, İngiltere için yapıyorsun, Fransa için yapıyorsun, Kenya için yapıyorsun. Gidiyorsun Türkiye için yapmıyorsun. Senin bu oyunu Türkiye'de oynayan ne kadar kişi var? Bunun bir farkına var bu bir. İkincisi, madem Türkiye'ye çok önem veriyorsun. Türkiye'nin bu sene totsunu çıkardın. Her şeyini çıkardın. Reklam gelirin var. Bir sürü reklam gelirin var. Herkes bu oyunu oynuyor yani Türkiye'de. Türkiye'de PES ve FIFA arasında çok fark var arkadaşlar. Yani hani FIFA artık gerçekten aldı başını gitti. Artık hani eski PES'ler de FIFA'cı oldu. Söyle söyleyeyim. O yüzden artık FIFA'nın Türkiye'ye güzel bir support getirmesini istiyoruz. YouTuber'lar olarak, YouTuber olarak derken bunu benim düşüncem. Tabii onlar da öyle düşünüyordur büyük ihtimal ama mesela İngiltere'de falan arkadaşlar abone sayısı fark etmez. 15.000, 20.000, 50.000, 100.000 hani en azından EA'in bir supportu var kardeşim. Adam YouTuber'ın hesabını koruyor. Şifre korulaması yapıyor. Hesabı hiçbir şekilde hacklenemez hale getiriyor. Bu bir. İkincisi işte aylık giveaway yapıyor. Çekiliş yapmasına izin veriyor. Ve de untradeable şekilde onu oyuncu yolluyor. Bir şekilde yani YouTuber'lara karşı onun yani EA'in reklam yüzü zaten YouTuber'lar arkadaşlar mantıken. Onlara bir kıyak geçiyor. Ve bu Türkiye'de hiçbir şekilde yok arkadaşlar. Yani bunun gerçekten getirmesi lazım. Ve EA live chat'e lütfen bir Türkçe destek getirin. Türkiye'deki herkes ya da dünyanın her tarafında herkes İngilizce bilmek zorunda değil. Bilebilir, bilmeyebilir. Çok doğal bu ve hiç kimse buna zorunlu tutamazsınız. Adamın hesabı çalınmış, bilmem ne olmuş. Sana yazacak, İngilizce yazıyor. İngilizce yazamıyor, anlatamıyor kendini. Bu olay da çok saçma. Türkiye'ye arkadaşlar güzel bir support ve Türkiye'ye Türkçe spiker istiyoruz abi. Türkiye'nin totsunu çıkardın. Türkiye dilini kullanıyorsun. Türkiye'yle madem çok ilgilisin kardeşim, o zaman gideceksin. Anlaşacaksın bir tane Türk birisiyle, her zaman tanın olur, birisi olur. Türkçe spikeri getireceksin kardeşim. Fransızcası var, İtalyancası var. Niye Türkçesi olmasın? Bizim onlardan ne eksiğimiz var? Yani mantıken düşündüğünüz zaman arkadaşlar buna zaten hiçbir şekilde cevap bulamazsınız. Türkiye'ye artık arkadaşlar gerçekten hiç böyle bir eyvallahım yok. Herkesin Türkiye'de eşit muamma göstermesi gerekiyor. Bizden de paranı kazanıyorsun, ondan da kazanıyorsun. 3-5 ne fark etmez. Ona göre hizmetini vermesi gerekiyor. Bu 4'lü. 3'e geçtik şimdi.
Üçüncü şeydi arkadaşlar, FIFA 16'da Concept Squad diye bir olay geldi. Çok güzel bir olay, eyvallah. Mükemmel bir olay. Oraya oyuncuları koyup kaç kimya oynayacağını vesaire bakabiliyorsun. Harika bir olay, hiç lafım yok. Ama şöyle bir sakatlığı var olayında. Mesela Dybala diyelim, Santrafor oyunda hep Santrafor kartı var. Ben Dybala'yı aldım, belki MOO'da oynatacağım. Yani İngilizcesi camda oynatacağım. Kardeşim, ben onu oraya koyduğum zaman onun kimyasını 6 gösteriyorsun. Ben istesem position change kartları, yani oyuncu pozisyon değiştirici kartlarıyla onu MMO haline, yani cam haline getirebilirim. Ama sen bunu Conceptus kartta yapabilirsin. Footed'den kadro kurduğun zaman orada otomatik olarak MMO'ya çekince kendi kimyasını düzenliyor. Bunu sen yapabilirsin iyi yani. Eğer bunu sadece sen yaparsın, bunu yap, insanların da mağdur etme. Mesela herkes Footed'i bilmek zorunda değil arkadaşlar. Yani gerçekten öyle düşün yani. Siz belki biliyorsunuzdur, YouTube'u takip ediyorsunuzdur ama etmeyen insanlar da çok fazla sayıda var. RM adamı RF koysun 6 gösteriyor. Ama ben o RM adamı position chain kartları RF yapabilirim. Bunu mesela adam düşünmüyor. Bunu çok da kolay bir patchle bunu da düzeltebilir ama düzeltmiyorlar arkadaşlar. O RM RF olayını, yani position change olayını Concept Squad'a değiştirmeleri gerekiyor. Bu bir. İkinci olarak da Concept Squad'ı kurduktan sonra arkadaşlar onunla single player'da 1-2 maç yapması izin vermesi gerekiyor. Yani adam o kadroyu kuracak, ya kötü çıkarsa ne olacak? Coin'i boşa gidecek. En azından sen ona bir maç oynatırsan single player'da, der ki bak ben bunu çıkarayım, şunu alayım, şunu çıkarayım, bunu alayım. En azından adamın kafasında bir fikir olur ve coin boşuna gitmez arkadaşlar. O yüzden Concept Squad konusundaki görüşlerim benim bu şekilde. Yani umarım siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. Çünkü gerçekten bunlar hani oyunun oynanabilirlik açısından çok önemli. Number 2 position we have FootDraft. FootDraft arkadaşlar bu seneyi alıp götüren oyun modu. YouTuber'ların çektiği, yayıncıların oynadığı vesaire vesaire bayağı ünlü bir oyun modu. Çok güzel abi, eyvallah, mükemmel, tamam, lafımız yok ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Önümüzdeki sene bu hesap başı FootDraft hakkının geleceğini ben pek düşünmüyorum. Çünkü hani o kadar çok fake PSN'ler açıldı ki arkadaşlar, yani PSN'in neredeyse hani slotu bitti. Adam artık o kadar fake hesap açıldı ki hani kelle başı 10 hesap açsın arkadaşlar. Yani şu oyunu 2 milyon kişi oynadığını düşünsene. Bak şu oyunu 2 milyon kişinin oynadığını düşünse 10 hesap açsın. 20 milyon yapar abi. 20 milyon tane hesap gidiyor yani. Hani bu tamamen PSN'e karşı bir şey oluyor. PSN de bunu önlem almak için zaten sonradan FootDraft'ın kalkmasını istedi yani. Bu böyle oldu. Ardından hesap başına FootDraft olayı kalktı arkadaşlar. Önümüzdeki sene de ben hani onun bir limitle geleceğini düşünüyorum. 3 limitle falan olur diye düşünüyorum. Her neyse, asıl konuşacağım şey bu değil. Limit olarak yani bir limit getireceklerdir. Ama asıl önemli nokta şu. 15.000 coins'e giriyorsun. İlk maçı kaybedersen baş çıkıyor yani. Bildiğin baş. 1 gold pack, 2 silver pack veya 1 gold pack, 1 silver, bir de kiralık oyuncu paketi. Toplam geriye çektiğin coins yaklaşık 4K, 3K falan. 12K insan zarar ediyor. Ancak şöyle bir şey var. Eğer sen FootDraft'a girme parasını 30.000 coins yapıp ardından desen ki ben bunu oynadın, kaybettin, ilk maçta kaybettin, sana minimum 15K'lık paket vereceğim gibi bir şey getirirsen en azından insanlar için daha mantıklı olur. Çünkü ben giriyorum, belki bana iyi takım geldi, ona kötü takım geldi, ona belki momentum girdi, bana girmedi, şanslıyım, kazandım vesaire, fark etmez. Bu olaylar karşılıklı arkadaşlar. Momentumu kazanınca artık ben sevinmiyorum çünkü bana da dönüyor. O yüzden bunu düzeltmek için FootDraft'a girişi 30.000 coins yaparsın kardeşim. Ama en düşük paketi 15K coins yaparsın. Bu şekilde insanları draft'a cazip hale getirirsin. Aynı şekilde FootDraft'ta mesela bazen çok iyi kadro geliyor, bazen çok kötü kadro geliyor. Bu da çok abez bir şey. Yani insan hani öyle bir şey yapmak zorunda değil. Bazen 193 geliyorken adam 180'le oynamak zorunda değil. O yüzden bunu da artık eğin. Lütfen ama lütfen düzeltmesini istiyoruz. FootDraft modundaki benim görüşlerim arkadaşlar. Bu şekilde, aynı şekilde şöyle bir şey de var. Mesela 190 challenge falan yapıyorsun. Kaleye sokup çıkarıyorsun vesaire. Hani o kaleye sokup çıkarma olayları falan arkadaşlar tamamen oyunun bir bug'ı yani. Hani aslında öyle bir şey olmaması lazım. Yani İbre 98'lik adamı kaleye sokup çıkınca reytingi mi artıyor? Böyle bir şey olmaması lazım. Bu da oyunun bir bug'ı. Buna değiştirirlerse çok sevinirim. Bu şekilde YouTuber'lar istediği gibi en doğru ve düzgün şekilde draft challenge'ını da yapabilirler arkadaşlar. Kaça geldik bilmiyorum ama size iki şey daha söyleyeceğim. Bilmiş olduğunuz gibi Foot çok güzel bir oyun modu arkadaşlar. Kimsenin herhangi bir lafı yok. Ancak şöyle bir sıkıntısı var ki insanlar kontrat, fitness falan ve sakatlık kartlarını almakta çok zorluk çekiyor arkadaşlar. Hani bu olay gerçekten inanılmaz kötü bir vakaya dönmüş oluyor. Bu arada bu 5 tane ama ben 7 tane falan anlatacağım. Çok kötü bir olay. Mesela zaten ben oyuncuyu satın almışım. Daha oyuncuya kontrat vermemin neyi mantığı var onu ben pek çözemedim. O çok saçma bir şey. İnşallah ama inşallah ya kontratı fitness'ı kaldırır arkadaşlar. Çünkü zaten maç başına verdiğin coins 500 coin. Ulan niye vurdun masaya? Maç başına verdiğin coin 500 coin. Abi zaten takımda var 11 kişi. Minimum kontrat kaç? 200. Alıyorsun kaç yapıyor babacığım?
Gırh yapmıyor. 2200 yapıyor arkadaşlar. 2200 mi yapıyor? Evet 2200 yapıyor. 2200 coins'in zaten sırf kontratı gidiyor. Ki bu adamları 4 maçta bir fitness basacağını tahmin düşünsen. Fitness'da minimum 1500 desen. Toplam 7 maçta 2 kere bassan 3000. 5200 coins oluyor. Ve sen 5500 ile 7'yi çarptığın zaman 3500 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla affedersiniz ama başı tutmuş oluyorsun. Neredeyse boş boşuna oynamış oluyorsun. Ama oyunda gerçekten arkadaşlar ya fitness'ı ya kontratı ikisinden birisini kaldırması gerekiyor. Bu bir. İkinci olarak da oyunda paketten çıkanın o %15 pozisyona veriyor. Yüzde bilmem ne şuna veriyor. Kartları hiçbir işe yaramıyor. Sadece paketten hani diyor ya parlak bir şey çıkacak. O parlak şeyleri onunla gideriyor. Hani sana oyuncu vermeyip onu vermek için şerefsiz diye. Discard ettiği zaman az coin gelsin diye. Öyle salak bir sistemleri var. Bunları da kaldırmaları gerekiyor ki insanlar oyunu adil bir şekilde oynayabilsin arkadaşlar. Bunu da zaten yani kesinlikle yapmaları gerekiyor arkadaşlar. Bir iki şey daha söyleyeceğim. Bilmiş olduğunuz gibi arkadaşlar markette bir şey listeleyeceksiniz diyelim. Ben bir paket açılımı yaptım. Poet'li hesapta 300 tane kontrat var kardeşim. Bir kere senin markette maksimum hani katalogdan alarak maksimum 100'e çıkarabiliyorsun. 100 çok az arkadaşlar. Hani sen madem bir oyun yapıyorsun, coin almayı yasaklıyorsun değil mi? Coin almayı yasaklıyorsun. Adam nasıl coin kasacak kardeşim? Marketten alıp trade yapacak. Senden ucuz alıp ona yani al gülüm ver gülüm. Tıpkı ticaret gibi. Ben senden Dybala'yı 5000'e aldım. 8000'e koyacağım. Belki adam sabahtan akşama kadar bunu yapacak ve 100 tane slot yetmiyor arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var. Hem slot arttırmaları gerekiyor. Yani orada koyabileceğin oyuncu sayısını arttırmaları gerekiyor. Burada kaç dakika olmuş? O bayağı olmuş. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Onu koyuyor. Tamam onu koyması hiçbir şey yok. Ama mesela adam bir kontrat var. Kontrattan arkadaşlar hepsini aynı fiyata koyacak. Hepsini 200 start 250 buy now'a koyacak. Mesela bunun için özel bir sistem yapması gerekiyor. Topluluk listeleme sistemi. Bir kontratı mesela seçeceksin. Diyeceksin bunların hepsini aynı fiyattan listele. Yani insanı uğraştırmasına gerek yok. Ben arkadaşlar böyle hızlı listeleme bir şeyi de yapmalarını öneriyorum. Ve son olarak da arkadaşlar FIFA 14'te de var olan bir şey bu. Trade offer olayı. Mesela birisine arkadaşlar trade offer gönderebilmelisin bence. Hani oyuncu takas ki mesela Steam'de ne oluyor? Senden ben bir şeyini bıçağını istiyorum. Ben de sana şu bıçağı veriyorum gibi. Mesela Bale'ı verip başkasını alıyorum gibi. Arkadaşlarına oyuncu takası yapman gerekiyor. Ama bu da belki bunu saçma gelebilir size. Size de EA'ye de gelebilir. Çünkü EA zaten coin şeyini istemiyor. Ama dediğim gibi arkadaşlar şimdi anlatacağım şey ise çok mantıklı gelecek. Bir kere arkadaşlar şöyle bir şey ben inanıyorum. Steam denilen bildiğiniz gibi bilgisayar oyunlarının oynandığı koskocaman bir portal. Burada CSGO var arkadaşlar ve CSGO'da kumar siteleri artık hani aşmıştı, taşmıştı yani. Mükemmel bir şekilde, mükemmel diyeyim de tabii her kumar siteleri kötü de yani çok fazla para dönüyordu arkadaşlar. Ve ne yaptı Valve? Valve bunu engellemek için dedi ki kumar siteleri kapanacak dedi. Ne oldu? Limit koydu. 10 gün sonra bütün kumar siteleri kapandı. Bir tane falan var o da sistemini değiştirdi yani hani Valve'a takılmayacak bir sisteme geçti ama... FIFA arkadaşlar coin satmayı yasaklıyorsun, milleti banlıyorsun. Eyvallah babacığım ama sen de masaya yumruğunu böyle tak diye koyup şöyle diyemiyorsun ki kardeşim ben coin sitelerini kapatıyorum. Bunu senin deme hakkın var ama bile bile kapatmıyorsun. Neden kapatmıyorsun? Çünkü şu senin de coin sitelerin var. İyi anladın mı kardeş? Senin de coin sitelerin var. Senin eğer bu işten karın olmasa senin coin sitelerini çoktan kapatırsın. Senin zaten mahkemede her yerde üstünlüğün var kardeşim. Oyunun lisansı senin, patenti senin, kuralları sen seçiyorsun ama coin sitelerini bile bile kapatmıyorsun. Kardeş kusura bakma ama ben bu işten halde işkilleniyorum arkadaşlar. Yani insanları banlıyor ne oluyor? Onu banlıyor gidiyor yeni hesap açıyor bir daha coin alıyor bir daha geçiriyor. Hani bu olay gerçekten arkadaşlar çok saçma. Bu olayda kalmanı gerekiyor. Ben EA Sports'un kesinlikle coin sitelerinin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bir coin sitesi eğer 200 milyon coin stok yapıyorsa bu arkadaşlar kusura bakmayın ama bir yazılımla falan yapılamaz. Yani 200 milyon coin dediğin şey var ya inanılmaz bir şey. Ve bu adamın coin stoğu hiç mi ban yemiyor? Bu da ikinci sorum yani. Hani ben arkadaşlar EA'nin gerçekten kesinlikle coin sitelerinin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Benim bugünlük görüşlerim bu kadar. Aynı şekilde EA mesela markete bir şey koyunca %5'ini kesiyor. Neden kesiyorsun abicim? Adam 100.000'e almış İbrakadabra'yı satıyor 5.000'ini alıyorsun sen. Ya bunun ne mantığı var yani? Hani %5'ini alması da çok saçma arkadaşlar. İnsanlar istediği gibi takım değiştirip özgür oyunu oynayabilmeli. Ve tabii ki de arkadaşlar inşallah Allah'ım inşallah momentum olmaz arkadaşlar. Benim FIFA 14 ile ilgili görüşlerim bu şekilde. Video hoşunuza gittiyse lütfen bir beğeni bırakmayı unutmayın. Yeniyseniz abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.